5. sınıflar birinci dönem genel tekrar testimizi çözelim. 1. soruda demiş ki dünyanın toplam yüz ölçümü 510 milyon 65 bin 284 kilometre karedir diyor. Bunun rakamlarla yazıl yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Ee, bölümlerini ayırırken nasıl yapıyorduk? Şu şekilde birler bölüğü binler bölüğü ve milyonlar bölüğü olarak ayırıyorduk. E, birler binler ve milyonlar o zaman şöyle olacak Birinciye baktığımızda 510 Milyon 510 milyon hepsi 510 milyonla başlıyor 5 bin, 510 milyon 65 bin Bakın burası 65 Burası 65 burası 652 652, 652. 65284. Cevabımız Ceyhan olacak. Okuyorum soru 2'ye. Doğal sayılardaki 6 rakamının basamak değerlerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir? 6 rakamlarının denk geldiği basamaklara bakacağız. Şimdi başlıyorum. En sağdan başladığımda burası birler basamağıydı. Şöyle yazalım. Burası birler basamağı. ikinci şöyle birler basamağı en sağdan başlıyorum birler basamağıyla bir sonraki onlar diğer altının bulunduğu kısım yüzler basamağıydı birler onlar yüzler binler on binler buradaki altının bulunduğu kısım yüz binler basamağı olacak şöyle yüz binler Daha sonra diğer alt başka altımız var mı? Bizim yok. Bir sayalım sağdan sola doğru. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar. Milyonlar basamağına geçtim. Milyonlar, bir diğeri de 10 milyonlardı. Şimdi bu rakamlarının basamak değerinin toplamı nedir diyor. Basamak değerinde bizim olayımız şöyleydi. Birler basamağını bulmak için Birler basamağında yer alan sayının basamak değerini bulmak için ne yapıyorduk biz? Orada hangi sayı varsa onunla çarpıyorduk. Birler basamağında 6 var. Birler basamağı olduğu için 1 ile çarpıyorum. 6 çarpı 1'den 6 oldu. Şimdi yüzler basamağında nasıl yapacağım o zaman? Yüzler basamağında da şöyle. Oradaki sayı kaç? 6. Yüzler basamağı olduğu için 6 ile 100'ü çarpıyordum. Basamak değerini bulmam gerektiğinde 600, yüzler basamağında yer alan bir sayının basamak değeri oluyordu. Peki 100 binleri bulmak için nasıl yapacağım? E, 100 binlerdeki rakamım kaç benim? 6. Basamak değeri 100 binler. O zaman oradaki sayıyı da 100 binle çarpıyorum. Kaç oldu basamak değeri? 600 bin mi oldu? 600 bin yaptı. Şimdi bunların hepsini toplayacağım. Şöyle şunu da bulduk. Hepsini toplayalım. 600 bin. Daha sonra şöyle 600 binimiz var. Artı diyorum. Bir tane 600'ümüz var. Bir de topluyorum aynı şekilde. Bir tane de 6 değerimiz var. 600 600.606 olur öyle değil mi? 600.606 Şöyle Yani cevabımız denizli olacak. Yukarıdaki verilen şekil örüntüsünün 7. adımında kaç tane kare bulunur diyor. Şimdi örüntüleri biz nasıl yapıyorduk? 1. adımda kaç tane kare var mesela? 1 Peki 2. adımda kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 Burada önce miktarlarını yazıyorduk. Sonra aradaki artış miktarına bakıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada da 9 tane kare var. Şimdi artış miktarına bakalım. Kaç kaç artmış? 1'den 5'e 4 artış miktarı var. Burada 4 artıyor. Şöyle artı 4 yazalım hatta. 5'ten de 9'a kaç artıyor? Artı 4 artması gerekiyor. Şimdi örüntüdeki olay şuydu. Artış miktarımız bizim Artı 4 artı 4 artı 4 diye gidiyorsa bu nasıldı? Sabit artıştı öyle değil mi? Ve bu, bu bir örüntüydü. Şimdi 7. adım diyor. 7 tane adımını yazacağız. İlk adımında kaç var? Birinciden başlayalım. Birinci adımımızda 1 ile başladık. Bir diğeri kaç oldu? 4 mü oldu? Şey pardon 5 mi oldu? 4 ekleyerek gideceğim. 5 oldu. Peki bir diğeri kaç? 9. 4 ekliyorum. Buna da 4 ekledim. Şöyle artı 4. Artı 4 ekledim. Şimdi aynı şekilde 9'a da bir artı 4 ekliyorum. Kaç olacak? 4 eklediğimde artı 4. 9'a 4 eklesem burası 13 olur. Değil mi? Şimdi 13'e bir artı 4 daha ekliyorum. Artış miktarımız artı 4 olduğu için hep öyle gideceğiz. Burası 17 oldu. 17'ye bir artı 4 daha ekliyorum. 21 oldu. 21'e bir artı 4 daha ekledim. 25 oldu. Bakın kaçıncı adımdayım sayalım. Şurası birinci adım. 1, 2, 3, 9, 3. adım. 4, 5, 6, 7. 7. adımında kaç tane kare bulunuyormuş? Burası 7. adım. 25 tane kale bulunuyormuş diyeceğiz. Cevabımız Ceyhan. Soru 4'e bakalım. Bakın bu tür soruları nasıl yapıyorduk? Toplama işleminde ABC toplamı kaçtır diyor. Normal alt alta topluyorum. 7 0 9 topladım 16 yaptı. 16'nın 6'sı elde 1 var. 7 ile 6'yı topladım 13 yaptı. Şimdi 13 1 de elde 14 var. 14. Buranın 5 olabilmesi için buranın 1 mi olması gerekiyor? 15 oldu. Elde 1 var tekrar. Buradayım şu an. Şimdi şuraya geçtim. 5, 4 daha 9. Bir de elde 10. 10. Buranın 19 yani 9 olması gerekiyor. O zaman buraya 9 mu gelecek? O zaman 19 olur. Elde yine 1 var. 8. 1 daha 9. Bir de elde vardı 10. O zaman buranın 13 olabilmesi için C'de 3 mi oldu? Bu şekilde topluyoruz. A yerine 1 yazdım. B yerine 9 yazdım. C yerine de 3 yazdım. Hepsini toplasam 9, 10, 13 mi yaptı? Yani cevabımız Bursa oldu. Şimdi 5'e bakalım. Bir kamyonun içinde bulunan yük ile birlikte ağırlığı 6.235'tir diyor. Yükün ağırlığı 1.326 olduğuna göre kamyonun ağırlığı. Şimdi burada şöyle yapacağız. Kamyonun yükle birlikte ağırlığı 6235'miş. Ben buradan yükün ağırlığını çıkarırsam yani 1300 1326'yı çıkardığımda geriye kamyonun ağırlığını vermez mi bana? Çıkaralım bakalım kaç geliyor? 6235 eksi diyorum 1326 4909 geliyormuş. Bu da nedir? Kamyonun ağırlığı olacak. Boş ağırlığı, değil mi? İçinde herhangi bir yük yok. Cevabımız Bursa. Şimdi soru 6'ya bakalım. Yanda verilen çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Normal çarpıyoruz. Bakın Çarpmada şöyle yapıyorduk. En sağdan başlıyoruz. Önce birler basamağından. 3 kere 5, 15. 15'in 5'i elde var 1. Şimdi burası 4 kere 5, 20. 1 de elde 21. Şimdi elde 2 var. Bu sefer 5 ile 2'yi çarpıyorum. 10. 2 de elde 12 yaptı. Şimdi onlar basamağına geçtim. 3 ile 3'ü çarptım. 9 basamak sola kaydırarak yazıyorduk. Bir tane boşluk bırakıyorduk. Onlar da çarpma yaptığım için buradan başlıyoruz. 3 kere 4 12 12'nin ikisi elde var. 1 2 kere 2 kere 3 6 bir de elde 7 yedi. bu 7 idi. Şöyle. Şimdi topluyoruz. 5'i indirdim aşağıya. 9 bir daha 10 eee elde 1 var. 2, 2, 4. Bir de elde 5. Şöyle 5. 7, 1 daha. 8. Kaç çıktı? 8505 cevabımız A oldu. Soru 7'ye bakıyorum. Her 3 haftada bir kitap bitiren Emel yeni aldığı 714 sayfalık kitabı da 3 haftada bitirmek istiyor. Emel her gün eşit sayıda sayfa okuyacağına göre bir günde kaç sayfa okumalıdır? Şimdi bakın 3 haftada bir kitap bitirmesi gerekiyormuş öyle değil mi? Şimdi her 3 haftada diyor. 3 hafta kaç günden oluşur? Önce onu bir yazalım. 1 hafta 7 günse 3 hafta 7 çarpı 3'ten 21 gündür. Bunu biliyorum. 21 günü oluşturduk. Şimdi diyor ki her gün diye eşit sayıda kitap okuyacak diyor. O zaman 714'ü 21'e bölerim ben. Bir günde kaç sayfa kitap okuyacağını bulurum. Böldüğümüzde kaç geliyor? 34. 34 sayfa bir günde okuyacağı kitap miktarıdır. Okuyacağı sayfadır. sayfa olacak. Şöyle 34 sayfa okuması gerekiyor bir günde. Bir bölme işleminde. Şimdi şöyle yapıyorduk öyle değil mi? Şurası neydi? Bölünen. Bakın şurada bölünen yer alıyordu. Burası bölünen. Şurada ne yer alıyordu? Bölen. Burası bölen kısımdı. Peki en altta ne vardı? Bölüm. Burası da bölümlü. Şöyle burada da bölüm yer alıyordu. Tek tek yazalım verilenleri yerine. Bölen 24. Burası 24'müş. Sonra bölüm 12'ymiş. Bölünen diyor en fazla kaçtır? Şimdi bakın en fazla gibi cümle kullandığında biz ne diyorduk? Bu sayı, bölünen sayı 24'ü tam bölmüştür demiyor. Eğer tam bölmüş olsaydı bizim kalanımız sıfır oluyordu. Öyle değil mi? Biz Kalanlı işlem yaptığımızda böyle diyorduk. Peki bölünen sayı en fazla kaç olur diyor. Yani kalan sıfırdır demiyor burada. En fazla diyor kaç olacağını soruyor. O zaman şöyle yazabiliyor muyduk? Bölünen bölen sayım 24 benim burada. Peki bölen 24 ise buradaki kalan en çok kaç olabilir? Sıfır yapın dememiş bize. Tam bölmedir dememiş. O zaman burada 0 yerine biz en çok kaç yazıyorduk? Bölen 24 ise 24'ten bir küçük sayı kalan en fazla 23 mi olabilir diyorduk. Evet. Bu durumda bölünenin en büyük değerini bulmuş olurum ben. Eğer ki bu şekilde kalanın en büyük değerini alırsam bölünenin de en büyük değerini bulmuş oluyordum. Şimdi bölünen nasıl buluyorduk peki? Şöyle bu ikisini çarpıyorduk öyle değil mi? Bu ikisini çarp kalanı da ekle yapıyorduk. Şurayı da çıkan sonucu ekle diyorduk. O zaman yapalım işlemimizi. Bu ikisini çarpalım. 24 çarpı 12. 24 çarpı 12. Kaç çıkıyor? 24 ile 12'yi çarptığımızda 288. Şimdi ne yapıyoruz? Kalanı ekliyoruz. 288 artı 23. Bakalım 311. Oops, yanlış yazdım. Şöyle 311. En fazla bölünenin en büyük değeri alacağı en büyük değer. ya da en fazla değer. Bu şekilde yapıyorduk. 311. Şimdi bakalım hangilerinin sonucu doğrudur diyor. Burada şimdi zihinden çarpma yapacağız. Sıfır ekleme ile sayılar çarpıyorum. 3 ile 7'yi çarptım. 21. Kaç tane sıfır varsa onu ekliyorum. 2 burada var. 1 de burada var. 3 sıfır eklemem gerekirdi. 2 eklemiş. Bu yanlış. Yani şuraya bir tane daha eklemesi gerekiyor. Şöyle bir sıfır daha olmalıydı. Şimdi zihinden bölme. 24'ü 2'ye bölüyorum. 12. Birer tane de sıfır yok ediyorduk. Öyle değil mi? Şöyle. Ama burada bir sıfır kalıyor. Onun yanına yazmam gerekiyordu. Bu da yanlış. Şimdi 4 ile 1'i çarptım. 4. 3 tane sıfır ekliyorum yanına. Bu da yanlış. Sonucu doğrudur diyor. Bu yanlış, şu da yanlış. Bu 4000 olması gerekiyor. Burası 40.000. Şimdi iki tane 0 buradan sildim. Şöyle. Bir de bunu sildim. O zaman 2 0 da buradan siliyorum. Şöyle. 60'ı 3'e böl 20. Bu doğru. Sadece 4 doğru. Bir daha kontrol edeyim ben işlemlerimi. 3 kere 7 21. Yanına 3 tane 0 ekleyeceğim. Birinci yanlış. 24'ü birer 0 sildim. 240'ı 2'ye bölsem 120 olması gerekiyor. Burada 120 sıfırını ben ekledim. Bu da yanlış. Burası %40'ı çarpsam 4000 olması gerekiyor. Bu da yanlış. Evet. Şıkları yanlış yazmışlar. Şöyle silelim. Sadece 4 olması gerekiyor cevap. Bu cevap bu. Bakıyorum şimdi soru 10. Kesirlerde de sıralama yaparken şöyle yapıyorduk. Bakın, üst taraf 1 olduğu zaman benim bu kesrimin adı neydi? Birim kesirdi, değil mi? Birim kesir yazalım şöyle. Şimdi birim kesirleri sıralarken bakın Şunun gibi düşünüyorduk. Bir bütün pasta düşünüyorum. Bir tane. Bu bir tane pastayı birinci de 27 parçaya bölmüşüm. 27 parçada kişi başına düşen dilimin büyüklüğünü düşünüyorsunuz. 27 parçada kişi başına incecik bir dilim düşer, değil mi? 17 parçada yani biri 17 tane bir pastayı 17 dilime böldüğümde 27'den biraz daha kalın bir parça düşer. 11'e böldüğümde hepsinden daha kalın değil mi? Bir bütünü yani bir pastayı 11 parçaya böldüğümde en büyük dilim düşer. O zaman 1 bölü 11 en büyük şurası. Sonra 1 bölü 17 en küçük de 1 bölü 27'dir. Çünkü bir pastayı 27 parçaya bölmekte incecik dilim düşer. 11'e bakıyoruz şimdi. Burada da şöyle diyor. A artı B nedir? Bakın 13 bölü 5 nasıl kesirdi? 13 bölü 5 Üst kısım paydı. Alt kısım da paydaydı. Üst kısım büyük olduğu zaman benim kesrim bileşik kesir oluyordu. Öyle değil mi? Burası bileşik kesir. Şimdi bileşik kesirde biz neye dönüştürün demiş bunu. Şu önünde sayı olan kesirlerimiz tam sayılı kesirdi. Tam sayılıya dönüştürün diyor. Bunu da dönüştürürken şöyle yapıyorduk. 13'ü kaça bölüyorum ben? Normal bölme yaparak 5'e bölüyorum, değil mi? Kaç kez var? 2 kez var. 2 kere 5 10 yaptı. Şöyle 10. Kalan kaç peki burada? 3. Şimdi yazarken nasıl yazıyorduk peki? Hangisi tamdı? 2'nin olduğu kısım tam kısımdı. Peki 2 tam Şurası altta kalan kısım paya yazılıyordu. Üste kalan kısımda paydaya yazılıyordu değil mi? Burası da paydaya yazılıyordu. Peki neresi pay neresi paydaydı? Üst kısım pay kısmıydı. Şöyle pay kısmıydı. Alt kısımda paydaydı. O zaman A dediğim 2'dir. 2 tam 3 bölü 5. Şimdi buna bakalım tam e, tam kesiri burada bileşeye dönüştürmüş. Nasıl yapıyorduk? 3 ile 7'yi çarpıyordum. Değil mi? 3 kere 7 21 diyorduk. Burayı çarp. Sonra ne yapıyordum ben? En üstteki sayıyı da bu çarpıma ekliyorduk. Şöyle burası da ekleydi. 3 kere 7 21 2 daha ekledim. 23 bölü 7 olacak. Bu durumda A dediğim değer 2, B dediğim değer 23. İkisini toplasam 25 yapar. Aşağıdaki verilen karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır diyor. Bakın böyle bir karşılaştırma yaparken de biz Şurada verilen bileşik kesirleri önce tam kesire dönüştüreceğiz ki bunların bunlarla karşılaştırabileyim. 3 sadece sayıysa bu 3 tam demekti. 3 tam. Burada da 2 tam. 2 tam. Şimdi 11'i 3'e bir bölelim. Bir yazalım bakalım kaça denk geliyormuş. 11 i̇şte bölü 3. 3 kere var. 3 kere 3. 9 yaptı. Kalan kaç? 2 mi? Yani bunun değeri aslında 3 tam 2 bölü 3. Şimdi şöyle anlatmıştım ben size. 3 tam 2 bölü 3. 3'ten büyük oluyor öyle değil mi? Neden? Çünkü burada 3'ün yanında 2 bölü 3'lük bir parça var. Bakın şu 2 bölü 3'lük parça var. 3'ün tam yanında. Ama burada hiçbir şey yok. Bakın burada sıfır var değil mi? 2 bölü 3 sıfırdan daha büyük. O zaman 3 tam 2 bölü 3 buradaki 3'ten daha büyük olmuş oluyor. Ondan dolayı bu doğru. 7 bölü 2'yi dönüştürelim. 7'yi 2'ye bölsem tek tek deniyoruz deniyorduk. 7'yi 2'ye bölsem kaç kere var? 3 kere olsa 6 yapar. Burası 6. Kalan kaçtır? 1. O zaman ben bunu şöyle yazarım. 3 büyüktür demiş. 3 tam 1 bölü 2'den. 3 tam 1 bölü 2. Şimdi burada 3 tam var. Burada da 3 tam var. Ama burada 3 tamın yanında birinci tarafta 0 var. Hiçbir şey yok. Ama burada 3 tamın yanında bir 1 bölü 2 var. O zaman sağdaki daha büyük olacak. Yani 3 tam daha küçük olacak. Bu yanlıştır diyorum. Bu şekilde yapıyorduk. 24 bölü 32 kesinin en sade hali nedir diyor. Şimdi sadeleştirme demek ne demekti? Bölme demekti değil mi? Peki biz bölme yaparken neye dikkat ediyorduk? Üstteki sayıyı 2'ye bölüyorsam alttakini de 2'ye bölüyordum. Üsttekini 8'e bölüyorsam alttakini de 8'e bölüyordum. Ve ikisi de o sayıyı bölmek zorundaydı. Mesela üstteki 3'e bölündü diyelim ki. Alttaki 3'e bölünmedi. O zaman o sadeleştirme olmaz. O sayıyı kullanmıyorduk. Böyle yapıyorduk sadeleştirmeyi. 24 bölü 32. Hadi bölmeye başlayalım. En sade hali dediği için en küçük sayıya kadar böleceğiz. Kaça bölelim önce? Eee... 4'e bölsek mesela ikisini de böler mi deneyelim. Mesela ben bunu 4'e böldüm diyelim ki. Bunu da 4'e böldüm. İkisi de bölüyor mu? Bölüyorsa devam edeceğim. 24'ü 4'e bölsem 6. Evet bu böldü. 32'yi 4'e bölsem 8. 4 kere 8 32. Bu da böldü. Şimdi bir kere daha devam ediyorum. Bu sefer 2'ye bölelim diyorum mesela. İkisi de 2'yi bölüyor sonuç olarak. Şöyle 2'ye böldüm. Burayı da 2'ye bölüyorum. Şöyle. Kaç oldu şimdi? 6'yı 2'ye bölsem 3. 8'i 2'ye bölsem 4. Daha da bölünür mü? Bölünmez artık, değil mi? O zaman en sade hali bu oluyor. Şimdi devam ediyorum. Burada da bakın şöyle karşılaştırıyorduk. Şimdi şu yıldız bölü 5 28 bölü 35'e eşitmiş ya. O zaman sadeleştirme neydi yukarıda anlattık. Bir de genişletme vardı. Sadeleştirme hani sade demek yani bölme. O zaman genişletme de büyütme sayıyı. Yani çarpma demek. Çarpma büyütme demek. O zaman ikisini kullanarak yapacağız. Ya genişletme ya sadeleştirme. Bakıyorum şimdi. Bakın burada 5 35'e eşit olmalıymış. Peki 5'i 35 yapmak için benim sayıyı çarpmam gerekiyor bir şeylerle değil mi? Bu sayıyı 7 ile çarpsam mesela 35 yapmak için kaçla çarpacağım? 7 çarpı demem gerekiyor. O zaman ben alt kısmı 7 ile çarpıyorsam üst kısmı da mı 7 ile çarpmam gerekiyor? Çünkü altı hangi işlemi uyguluyorsam üstte de aynısını uygulamam gerekiyor. Üstü de 7 ile çarpmam gerekiyor. Peki yıldız kaç olur o zaman? Sonucu 28 yapabilmem için 4 mu olur? 4 kere 7 28 yapar. Geldim buraya 4. Şimdi 4'ün 20 eşit olması gerekiyormuş. Kaçla çarpmam lazım o zaman benim? 4'ü 20 yapabilmem için 5 ile mi çarpmam gerekiyor? O zaman burası 5 çarpı olacak. Eğer alt kısım 5 ile çarpılıyorsa üst kısmında mı 5 çarpı olması gerekiyor? Bu durumda Kare kaç olur? 5 ile neyi çarptığımda 30 yapar? Şöyle. 6'yı değil mi? 5 ile 6'yı çarpsam 30 yapar. O zaman kare de 6 oldu. 6 bir de 4 ile topluyorum ben bunu. Kaç yaptı? 10 mu? 10 oldu. Kesirlerde de genişletme, sadeleştirme buydu. Gelelim şimdi verilen bir problemde kesir alma. 45 yolcunun diyor 4 bölü 9'u erkektir. Erkek yolcu sayısı kaçtır? Şimdi burada da şöyle yapıyoruz. En başta bütün sayının tamamı verilmiş mi? Evet. Sayının tamamı verilmiş. 45 bütün yolcuların tamamı. O zaman biz ne yapacağız? 4 bölü 9'unu nasıl alıyorduk? Alttakine bölüp üstteki ile çarpıyorduk değil mi? Üstteki de çarp yapıyorduk. Şimdi yapalım. 45'i 9'a bölüyorum. Bölelim bakalım. 45 bölü 9. Kaç oldu? 9 kere 5, 45. 5 kez var. Şimdi çıkan sonuçla da 4'ü çarpıyorum üstteki sayıyı. O zaman 5 çarpı 4'ten de kaç yaptı burası? 20 mi? Otobüsteki erkek yolcularmış bu 20 kişi. 4 bölü 9 erkektir diyor ya. O zaman erkek yolcular diyeceğim. Peki kızları sorsaydı ne yapardık? 45'ten 20'yi çıkarırdık. Değil Erkekler çıkarmamız gerekiyordu. Erkek miktarını. Verilen kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayın diyor. Şimdi burada sıralama yapmak için kesirlerde hepsi birbirinden farklı bunların öyle değil mi? Ben ne demiştim? genişleterek ya da sadeleştirerek şu alt kısımdaki sayıları eşitlerim. Yani bunların paylarını eşitlerim demiştim. Pay kısımlarını. Pardon, payda kısımlarını. Şöyle alttaki payda kısımlarını eşitlerim. Şimdi eşitleyelim. En büyük sayım kaç benim? 24, değil mi? Payda da. O zaman hepsini 24 yapmam gerekiyor. Şimdi 12'yi 24 yapmak için burayı 2 ile çarpacağım. O zaman üst tarafı da 2 ile çarpacağım. Benim yeni kesirim kaç olur bu durumda? Burası kaç oldu şimdi? 14 bölü 24 mi oldu? Şöyle şurası 14 atalım şöyle kenara 14 bölü 24 oldu. 24. Bakın paydanın birini eşitledim. Şurası 24. Şimdi devam ediyorum. 1 bölü 2'yi eşitleyeceğim. O zaman onu neyle çarpacağım? 1 bölü 2'yi de şöyle yapıyorum. 1 bölü 2'yi de 12 ile çarpsam mesela 12 ile üst tarafı çarpsam 12 ile de alt tarafı çarpsam o zaman 24 olur mu sonuç? Şöyle olur değil mi? Kaç oldu burası da? 12 bölü 24 oldu. Bunu da eşitlemiş oldum. Şimdi 3 bölü 8'e gelelim. 8'i 24 yapabilmem için bunu da 3 ile çarpmam gerekiyor. Şöyle. O zaman Üst tarafı da 3 ile çarpmam gerekiyor. Şurayı da 3 ile çarpmam gerekiyor. Kaç olur? 9 bölü Ah yazamadım. Burası da 9 bölü şöyle 24 oldu. 24. Tamam. Hepsini buldum şimdi. 9 bölü 24. Şimdi sıralayacağım. Paydalar eşit olduğunda üst kısmı en büyük olan en büyüktür. Bakıyorum şimdi. Mesela 24 parçalık keklerimiz var. Bizim 24 tane kekimiz var. Öyle değil mi? Öyle düşünün. 11 tanesini bir arkadaşınız alıyor. 14 tanesini bir arkadaşınız alıyor. Böyle dağıttığımızda kime çok düşüyorsa o çok yer. Değil mi? 24 tane parçadan. Şimdi 14 en büyük. 14 bölü 24'ün önceki hali kaçtı? 7 bölü 2 idi. 7 bölü, şey, 7 bölü 12 idi. 7 bölü 12 en büyük. Daha sonra 12 bölü 24. Yani 1 bölü 2. Sonra 11 bölü 24. 3 bölü 8 yani 9 bölü 24 de en küçüğü olacak. Bunu da bu şekilde yapıyorduk. Şöyle payda eşitlemelerde. Şimdi devam ediyorum. Soru 17. Bir ailenin aylık gelirinin 2 bölü 7'si ev kirası ödemesine gidiyor diyor. Bu ailenin ev kirası için ödediği tutar 800 TL olduğuna göre aylık gelir kaçtır demiş. Şimdi aylık gelir bizim elimizde bulunan paranın tamamı öyle değil mi? Ben paranın tamamını bilmiyorum. Şöyle yazayım. Paranın tamamı bilinmiyor. Şimdi paranın tamamı bilinmiyorsa biz nasıl işlem yapıyorduk? 2 bölü de normalde alttakine bölüp üsttekiyle çarpıyordum paranın tamamını bildiğimde. Ama paranın tamamını bilmiyorsam bu sefer ters işlem yapıyorum. Üstteki sayıya bölüyorum. Alttaki ile de çarpıyorum. Böyle yapıyoruz. Şöyle üstteki sayıya bölüyorum. alttakiyle de çarpıyorum. 800'ü sonuç 800. 800'ü Önce ne yapacağım? Önce 2'ye böleceğim. Şöyle. 2'ye bölüyorum. Kaç çıktı benim cevabım? 400 mü çıktı? Şimdi biz tamamını bulmaya çalışıyoruz. Paranın 400 çıktı. 400'ü de 7 ile çarpıyorum. Şöyle çarpı 7 dedim. Kaç olacak o da? 4 kere 7 28. Yanına da 2 sıfır ekledim. 2800 lira o zaman bizim paramızın tamamı olacak. Paranın tamamı. Bu şekilde işlem yapıyorduk. Sayı, paranın tamamı verilmediğinde de. Şimdi gelelim toplama işlemine. Bakın kesirlerde toplama ya da bir alttaki sorudaki gibi çıkarma yapıyorsak onu da şöyle yapıyorduk. Payda eşit diyorduk. Paydalar mutlaka eşitlenmeli. Her işlemde sıralamada olsun, toplamada olsun, çıkarmada olsun paydaları eşitleyebiliyorsak eşitleyip işlem yapacağız. Ki mutlaka eşitlenen sayıları verirler. Şimdi bakıyorum ben birinciye baktığımda 8 var 16 var eşitlemek için en büyüğü kaç? 16 mı? O zaman ben ne yapacağım? 8 e 16 yapmam gerekiyor. 2 ile çarpıyorum. 6 2 ile çarpıyorsam üstü de 2 ile çarpıyordum değil mi? İkisine de aynı işlemi uyguluyorduk. Hem paya hem paydaya. O zaman kaç oldu burası? 10 bölü 16 oldu. Peki yan tarafta kaç vardı? 3 bölü 16 vardı. 3 bölü 16 vardı. Tamam. Şimdi kesirlerde toplama yaparken nasıl yapıyorduk? Üstleri topluyordum. 10 ile 3'ü topluyordum. Şöyle yazacağım. 10 ile 3'ü topluyordum. Fakat paydada yer alan 16'lardan Sadece bir tanesini yazıyordum. Onları toplama gibi bir olayımız yoktu. Üstleri topluyoruz ama altlardan da eşit olduğu için bu iki sayı birbirine bir tanesini alıyorum. Yani benim cevabım 13 bölü 16 oluyor. Kesirlerde toplamayı böyle yapıyorduk. Peki kesirlerde çıkarmayı nasıl yapıyordum? Şöyle. İsterseniz bunu önce bir bileşik kesire dönüştürün. Şöyle 7 kere 1 7 2 ile topladım. Kaç yaptı burası? 9 bölü 7 mi oldu? Şimdi 13 bölü 14'ü çıkaralım bundan. Şöyle 13 bölü 14. Şimdi ne yapacağım? Payda eşitleyeceğim. 7'yi 14 yapabilmem için benim ne yapmam gerekiyor? 2 ile mi çarpmam gerekiyor? Yani genişletmem gerekiyor. O zaman burayı 2 dedim. Mecburen üst tarafı da 2 ile çarpacağım. Çünkü ikisine de aynı işlemi uygulamak zorundayız. Şöyle bunu da 2 ile çarpıyorum. Kaç oldu? 2 kere 9 18. 18 bölü 14. Çıkarıyorum. 14. Eksi dedim 13 bölü 14. Kaç çıkar bizim sonucumuz? 18'den 13'ü çıkaracağım. 18 eksi 13 14'lerden sadece ortak oldukları için bir tanesini yazıyorum. Orada çıkarma gibi bir şey olmaz. Asla. 14'ten 14 çıktığımız 0 kalır zaten. Böyle bir işlem olmaz. O yüzden sadece ortak olanlardan bir tanesini yazdım. Kaç çıktı benim sonucum? 5 bölü 5 bölü 14 mü çıktı? 5 bölü 14. Neden yazmadı burayı? 5 bölü 14. Hangisi oluyor şimdi? Denizli mi cevap? Şu oluyor sanırım. Soru 20'ye bakalım. Mert hafta sonu ödevinin cuma günü 2 bölü 5'ini, cumartesi günü de 4 bölü 15'ini yapmıştır. Mert'in ödevini tamamen bitirmesi için pazar günü ödevinin kaçta kaçını yapması gerekir? 2 bölü 5 ile 4 bölü 15'i toplasam yani cuma ile cumartesi günü yaptığı ödevlerini toplasam bunu da bir tamdan yani tam bir tam dediğim 15 bölü 15'tir. Paydaya göre bakacağız şimdi. En büyük payda 15 ise 15 bölü 15'ten çıkardığımda geriye kalan ödev olur. Yapmadığı ödevi kalır geriye. Şimdi bir önce toplayalım bunları yazalım. 4 bölü 15 artı diyorum. Kaç olacak? 2 bölü 5 eşittir dedim. Kaç olacak? Şunu 3 ile genişletiyorum. Şöyle 15 yapmam gerekiyor. 5'i payda eşitleyeceğim. Burayı 3 ile genişlettim. Mecburen burayı da 3 ile genişleteceğim. 4 bölü 15 artı 6 bölü 2 kere 3 6, 6 bölü 15 Toplasam kaç yapar? Ne yapıyorduk? 4 ile 6'yı topluyorduk değil mi? Sadece 10 bölü susun, Yanlış oldu. Tekrar yazayım şöyle 10 bölü 15 oldu. Evet. Şimdi geriye ne kadar ödevi kalmıştır diyor. O zaman ben 10 bölü 15. Bir tam dediğim paydası 15 olduğunda 15 bölü 15 bir tam demektir değil mi? Bir tamdan yani bir bütünden yapılan kısım 10 bölü 15'i çıkardığımda geriye kaç kalacak? Üstleri çıkarıyorduk sadece. 5 bölü 15 yapılmayan ödev kalacak. Bakıyorum şıklarda var mı? Yok. O zaman sadeleştireceğiz bakın. Sadeleştirelim. Şıklarda yoksa ya genişleteceğiz ya sadeleştireceğiz. İkisini de 5'e bölebilirim. İkisi de 5'e bölünür çünkü. 5'i 5'e böldüm bir kez var. 15'i 5'e böldüm. 3 kez var. O zaman 1 bölü 3 de geriye kalan ödevimdir diyeceğim. Burada da birinci dönem genel tekrarlarımızı bu şekilde yapmış olduk.